Merhaba herkese, iyi haftalar. Haftanın ilk gününden yeniden merhaba. Seçimleri konuşuyoruz. Dün Fransa'da önemli bir seçim vardı. Erken genel seçimlerin ikinci turu yapıldı ve aşırı sağ ilk turda hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta 30 Haziran'da yapılan ilk turda %33 ile birinci çıkmıştı. Fakat bu sefer öyle olmadı. Sol ittifak sandıktan birinci çıkmış durumda. Nasıl oldu? Neden oldu? Bundan sonra neler olacak? Hem Fransa'yı hem Avrupa'yı neler bekliyor? Sol'u özellikle konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni? Duydum, merhabalar. Tamam, şimdi aldım ben sesinizi hocam. Nasıl oldu hocam bu tablo? Beklediğiniz bir şey miydi? Önce onu sorayım. Yani bu hafta içinde yapılan son kamuoyu yoklamaları, yani RF'nin şeyinin ne denir, oy oranının diğerlerine göre gerilemeye başladığını zaten gösteriyordu. Bu sonuçta herhalde etkili olan bir şekilde Le Pen'in partisinin iktidara gelmesi ihtimali karşısında Fransa'daki cumhuriyetçi tabanın harekete geçirilebilmesi etkili oldu. Biliyorsun herhalde izleyicileriniz, takip edenler bilir. 200 seçim bölgesinde Macron'un ansamblı ile Birleşik Sol, eğer 3 aday varsa oradan hangisi daha güçlüyse diğerinin lehine çekildiler. 2 adaya indi. Hatta bu Jordan Bey'in bu da demokrasiye aykırı filan demesine yol açtı. O da enteresan bir inciydi zaten. Üçüncü bir faktör, anlaşılan 2019'da ikinci tur seçimlerine %46 katılmışken bu sefer yanılmıyorsam %64 düzeyinde bir katılma var. Yani bu Le Pen kaygısı ya da işte ulusal cephe ya da Rassemblement National kaygısı Fransa'da yeterince bir kamuoyu tepkisi gördü ve bunlar o tepkilerini sandığa giderek de gösterme gereğini duydular, gösterdiler. Bu şekilde de anladığım kadarıyla bir ikinci tur seçiminde 1997'den beri görülen en yüksek katılım oranına da erişilmiş oldu. Şimdi böyle baktığınız zaman insanın aklına hani Macron bunları düşündü de mi yaptı bu saçmalığı diye de bir şey geliyor. Çünkü Fransa'da tabandan bir tepkiyle sağ ya da aşırı sağ tek başına iktidar olma imkanını yitirdi. Bir ihtimalle de üçüncü parti olacak, her ne kadar sandalye sayısını çok ciddi bir şekilde arttırmış olsa da. Tabii bunun, yani radikal sağın tek başına iktidara gelememesi madalyonun bir yüzü ise, madalyonun diğer yüzü de kolay kolay hükümet kurulabilecek bir tablonun ortaya çıkmamış oluşu. Tam buradan devam edeyim o zaman hocam. Belli ki ittifak mesaisi de zor geçecek. Yani Mélenchon her ne kadar işte hazırız biz kurmaya falan da dese, öyle oranlar veya anlaşma ihtimalleri de en azından benim okuduğum kadar zorlu gibi duruyor. Bir teknokrat kabinenin kurulacağına dair de bir takım iddialar, yorumlar ortaya atılıyor. Kurulabilecek mi hükümet, neler bekliyorsunuz, nedir öngörüleriniz? Ya şimdi bir şey söyleyemem. Bir kere tam kesin sonuçlar belli olsun, herkes elindeki kartların ne kadar güçlü olduğunu ya da güçsüz olduğunu anlasın. Ona göre pazarlıklar başlayacaktır. Şimdi her şeyi bir yana bırakın. Mélenchon'un başı emeyen Fransa'sıyla Sosyalist Parti her konuda aynı fikirde değiller. Yeşiller de aynı fikirde değiller. Komünistler başka tellerden çalıyor. Yani o bloğun kendi içinde de çok büyük bir mutabakat yok. Şuna da belki bakmak gerekir. Acaba ensemble, yani Macron'un grubuyla işte makul sağcılar, cumhuriyetçilerin başkanları dışında seçime girmiş olanları ve İşte Sosyalist Parti filan bir hükümet kurabilirler mi? Bence yani şeyi de, bir de hakikaten bilmediğim bir
alanda çok ahkam kesmek de istemem. Yani kim kiminle ne kadar ilişkidedir filan diye. Sadece benim o ilk okumalardan anladığım hükümet kurma sürecinin daha bir hayli zaman alabileceği, bu da tabii insanın aklına Fransa'daki 4. Cumhuriyet'in istikrarsız yönetimlerini getiriyor anladığım kadarıyla. Yalnız bir başka sonucu da oldu tabii bunun. Eğer Le Pen Partisi birinci parti çıkmış olsaydı ve mutlak çoğunluğu almış olsaydı, Amerikalıların deyimiyle Macron hakikaten tam anlamıyla bir topal ördek haline gelecekti. İşte yok NATO zirvesine gidecek, oraya buraya gidecek ve temsiliyet gücünü de yitirmiş olacaktı. Sanıyorum bu sonuç ona hiç değilse genelde Fransa devletinin başkanlarının uhdesinde sayılan güvenlik ve dış politika konularında daha fazla manevra alanına sahip olma imkanı da tanıyacaktır gibi gözüküyor. Ama bu yani gerek Avrupa Parlamento seçimleri gerek Fransa'daki birinci ve ikinci tur seçimlerin ortaya çıkarmış olduğu bir çarpıcı gerçekte Fransa'da kırsal kesimin ağır şikayetleri olduğu ve bunun aşırı sağın destek almasında çok önemli bir neden olduğu. Macron'un izlemiş olduğu yani kendisinin şahsiyetinden, tarzından, şundan bundan da bağımsız olarak izlemiş olduğu politikaların toplumda büyük tepkilere yol açmış olması ve hepsinden önemlisi ki bence bütün dünyada bunun ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Büyük eşitsizliklere toplumların tahammülünün kalmaması. Bunları giderebilecek bir programa Macron destek verecek mi? Ya da merkezdekilerle solcular bir koalisyon kurdukları takdirde bunlar eşitsizlik meselesine eğilecekler mi? İşte Mélenchon hemen ilk elden 1300 euro olan asgari ücretin 1600 euroya çıkarılmasını talep etti. Emeklilik yaşını yeniden 64'ten 62'ye bile değil 60'a indirmekten bahsetti ki bu yani beğenin beğenmeyin bugünün dünyasında eğer Fransa ekonomik olarak ayakta kalacaksa çok da makul sayılabilecek bir önerme değil. Bütün bu konularda hayli de mobilize olmuş olan bir kamuoyunun baskılarını da bu partiler ciddi şekilde hissedeceklerdir. Aşırı sağa bu kadar destek verilmesine sebep olduğu düşünülen konularda adım atabilecek bir hükümet kurulabilecek mi? O soru da var ortada. Bütün bunları ancak önümüzdeki haftalarda belki de aylarda yapılacak olan pazarlıklar sırasında anlayacağız. Hocam dün Evren Hoca da kulaklarını da çınlatalım. Evren Balta bir tweet atmış, diyor ki bütün yaz boyunca stajımızı Avrupa'da işte sağa mı kaydı Avrupa yoksa sola mı kaydı diye çalışacağız. Şimdi İngiltere'deki seçimler, Avrupa Parlamentosu seçimleri falan derken böyle peş peşe de seçim dönemindeyiz. Siz ne düşünürsünüz bu Okudum o konuda? tweet'i ama o kendi tweet'ine aslında bir cevap da veriyor ya da en azından bir ipucu veriyor bir başka tweet'te hangisi daha önce atıldı hakikaten bilmiyorum. Ve diyor ki taraftarını sandığa götüren kazanıyor. Bir de bir başka tezi daha var onun yani kim iktidarda ise herkes onlara karşı diye ki İngiltere seçimlerinde bunu çok net olarak gördük ve yani İngiltere de o bakımdan ilginç çünkü İşçi Partisi olağanüstü bir çoğunlukla iktidarı elde etti ama oyları toplamda %1,7 artmış. Yani çünkü muhafazakarlar %20 kaybetmişler. Bunun da 12,5'u aşırı sağcı faraja gitmiş ama onun sandalye sayısı öyle bu şeyi İşçi Partisi'ni rahatsız edecek bir şey de değil. Ya bütün bunlar aslında doğru bütün demokrasilerde böyle bir hani blender'ın içine girilmiş gibi bir çalkalanma var. Taşlar belki zaman içinde yerli yerine oturacak ama yeni ekonomik ve sosyal gerçekliklere uygun bir siyaset üretilme arayışının da
bütün bu çalkantılarda ben payı olduğunu açıkçası düşünüyorum. O bakımdan yazdıkları da doğruydu yani Evren Balta'nın. Hocam bir de bir Yunanistan benzetmesi yapılıyor dünkü sonuçların ardından Fransa ile. İşte 2015'teki Syriza'nın zaferini hatırlatanlar var ama yine 2017'deki çöküşünü de iflasını da hatırlatanlar var. Umarım oraya dönmez diyenler var. Doğru mudur bu karşılaştırma sizce? Şimdi bunları gördüm, ciddiyetle okumadım. Yani onlar ciddiyetsiz anlamında söylemiyorum. Ben ciddi şekilde okumadım. Ya bu tür bir karşılaştırmayı yapmak için çok ya. Şimdi şöyle diyeyim. Syriza nasıl gelebildi iktidara? Merkez Sol Parti yani Papandreou başarısız oldu diye görüldü. Merkez sol çöktü. Merkez sağda pek parlak gözükmüyordu. Syriza o aradan bir yeni umut olarak sıyrıldı ve açıkçası ben Syriza'ya herkes tarafından çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çok zor koşullarda bence Yunanistan'ın hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak bir doğru yola oturmasına büyük katkı yaptı. Türkiye ile olan ilişkileri de onun döneminde düzelttiler Yunanlılar. Ben en azından öyle düşünüyorum. Tabii ilk Maliye Bakanı ondan çok yaygaralı bir şekilde ayrıldı ve eleştirilerini hiç esirgemedi daha sonrasında. Ben Aposto'da yazdığım yazıda bu 2002'nin Türkiye'sine benzetmiştim Fransa'nın da durumunu. Yani merkez çökmüş, aşırı uçlar ön plana çıkıyorlar filan diye. Syriza da bana göre öyle bir ortamın ürünüydü ama ne denir? Yunanistan'da merkez sağ toparlanmayı başardı. İyi bir lider de bulunca konsolide dahi etti ama orada da partinin kendi içindeki ayrılıklar nedeniyle bir takım zaaflar ortaya çıkmıyor değil. Fransa'daki biraz daha karmaşık olacaktır gibi düşünüyorum. Bir de yani Syriza bir çoğunlukla iktidara geldiydi. Şu anda sol ittifakın tek başına hükümet kuracak bir çoğunluğu yoktu. Ansambl ile bir işbirliği yapması gerekecek. Yani oralardan ama kim başbakanlığa tayin edilecek filan bütün bunları göreceğiz. Unutmamak gerekir ki Macron her ne kadar kendisi zenginlerin başkanı diye adlandırılıyorsa da kamuoyu tarafından sosyalist başkan Hollande'ın bakanı olarak ilk defa kamuoyunun karşısına bir siyasetçi veyahut da yönetici kimliğiyle çıkmıştı. Yani o tarafta Buyursunuz. kendisinin o şey ne denir popülaritesi %26'ya kadar düşmüş. Yani çok sevilen bir başkan olmadığına şüphe yok. Bir de bu belayı seçim belasını da aştı diye ama herhalde çok tanıdığı var ve sonuç olarak Fransa devleti yönetilecekse bu tanıdığı insanlarla da bir şekilde bir çözüm bulmaya çalışacaklardır. Ama ben dediğim gibi hangi şahsiyetler ne kadar önemli bir rol oynar, ne tür koalisyon olasılıkları daha yüksek olasılıklardır. Henüz onları size en azından söyleyebilecek kadar detayına Hocam son inmedim. olarak şunu sorayım o zaman. Şimdi hep böyle seçimlerin ardından yaptığımız yayınlarda hep aynı soruyu soruyorum. Tekrarlamış olayım ben de yine. Türkiye'nin çıkarması gereken ders var mıdır hocam mesela bu seçimlerden? Şimdi zaten aslına bakarsanız belki Fransa Türkiye'den bir takım dersler çıkardı. Yani dediğim o şeyin demin Evren Balta'nın tweetine de atıfta bulunduk. Yani bir kere insanları sandığa götüreceksin. Bu bir. İki, insanlara güvenebilecekleri ve kendilerini yönetebileceğine inandıkları bir lider sunacaksın partinin başında. Yani bu liderlik işinin giderek çok daha önemli olduğu bence bütün yapılan seçimlerde ortaya çıkıyor. Bakın Starmer bile silik bir şahsiyet gibi görünmesine rağmen inatçılığıyla, çalışkanlığıyla, sistematik hareket etmesiyle İşçi Partisi'ni yani Corbyn'in bıraktığı yerden, Corbyn'i beğenmek beğenmemekle alakalı değil bu, Corbyn'in bıraktığı yerden bugünkü haline de getirmeyi becerdi. İkincisi bir cumhuriyete sahip çıkma hareketlenmesi bence Fransa'dan alınabilecek önemli bir derstir. Onun ötesinde çeşitli sorunların çözülmemesinin aşırı özellikle aşırı sağ açısından ne kadar
olumlu bir atmosfer yaratmış olduğunu da görmek ve kabul etmek gerekir kanısındayım. Yani Fransa'da bunu da görmüş olduk. Hocam çok teşekkür ediyorum bu sıcak sıcağına ilk değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Rica ederim. İyi yayınlar size. Çok teşekkürler. Evet, Fransa'daki seçim sonuçlarının, ikinci turdaki seçim sonuçlarının olası etkilerini, bundan sonra neler yaşanabileceğini sıcağı sıcağına Sol Özer'le değerlendirdik. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.